Sevgili Tuncay, bu ülkeyi kim yönetiyor kardeşim? 1929'da dünyanın gördüğü en büyük ekonomik krizden, büyük bunalım denilen, büyük buhran denilen, Avrupa'da tacları, tahtları deviren, Amerika'da binlerce, on binlerce intihara yol açıp Wall Street'i, yani bankerler sokağını çökerten o büyük bunalımdan Türkiye burnu kanamadan ve döviz kurunu da dengede tutarak sıyrılmayı başardı. Ve büyüyerek. Yani biz şimdi 1929'dan daha mı zayıfız ya? Evet. Sevgili Tuncay, buradan bu ülkeyi yönetenlere ve yönetmeye talip olanlara soruyorum. O gün Türkiye'nin uyguladığı Kemalist ekonomi politikasıydı, Kemalist eğitim politikasıydı, Kemalist dış politikaydı, Kemalist enerji politikasıydı. Peki ben soruyorum, o büyük bunalımdan Avrupa'da bütün hükümetler devrilirken, Amerika'da kan gövdeyi götürürken Türkiye nasıl burnu kanamadan çıktı ya? Biz ne zaman ders alacağız? İzmir İktisat Kongresi'ni, yani Türkiye İktisat, 1. İktisat Kongresi'ni ne zaman detaylı şöyle bir okuyacağız? Ne kararlar alınmış? Sanayi Kongresi'ni ne zaman okuyacağız? Evet. O Kemalist devletin tarımı nasıl ayağa kaldırdığını, nasıl 1923'te ekmeklik buğdayı yokken 1930'larda buğday ihraç eden, 1930'larda uçak üretimi ihraç eden bir ülke olduğunu ne zaman öğreneceğiz biz kardeşim? Takılmışız Amerika'nın peşine, gir Suriye'ye girelim. O güne kadar kardeşim Esad, o günden sonra Esed. Şimdi kıvır tekrar. Vay Sisi, benim kardeşim Mursi'yi devirdi. Ya Allah aşkına, üstü mübarek de, onun yerine gelen Mursi de, Mursi'yi deviren Sisi de Amerikan'ın adamı be. Amerika.